Devlet halktan değil de halk devletten korkuyorsa o devlet bitmiştir zaten. Yurt dışında bir bok olurum. Bu ülkede yaşamaktan sana daha iyi. Cidden. Bu orman yangınlarını o Tayyip yaptı abi. Tayyip'in 13 tane uçağı var. Kendine bir tane yangın uçağı ayırmamış. Bir tane. Bunların hepsine elbette ki itiraz edemeyiz. Ekonominin genel gidişatını soruyor. Sen memnun musun? Ben hiç memnun değilim açıkçası. Neden diye soracak olursanız. Ben Z kuşağında şu an 19 yaşında olan bir gencim. Ve hiçbir şekilde istediğim şeyler o kadar kolay şeyler olması gerekirken ben hiçbirini şu an elde edemiyorum. Bunlar nedir? Basit şeyler. Bir tane bilgisayar, bir tane telefon. Ama bunu yurt dışında insanlar, benim yaşıtlarım, hem okuyup hem de part time işte çalışıp buna sahip olabiliyorken ben bunun için seneler boyunca çalışıp yine hiçbir şey elde edemiyor oluşum. Ya da ne bileyim, benim babam 12 yaşından beri çalışıyor. Şu an 49 yaşında. Alacağı emekli maaşı ne zaman gelecek o bile meçhul. Yani hiçbir şekilde memnun değilim açıkçası. Mesela senin akranların, yaşıtların yurt dışında rahat rahat araçlarını da alabiliyorlar, gezebiliyorlar. Hangi ülkeye tatile gideceklerini tartışıyorlar aralarında. Tabii ki de. Sen kesinlikle burada siyaset konuşuyorsun. Siyaset, evet, düşünen çok genç var. Geleceği için karar verecek. Mecburen siyaseti takip etmek zorunda, kesinlikle, kalıyorlar. Sen gözlemlediğin kadarıyla Z kuşağı, şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla yurt dışına gitmek istiyor. Hepsi. Peki sen gitmek istiyor musun yurt dışına mesela? Gerçekten bana deseler ki Türkiye'de kalıp doktor olmak mı yoksa yurt dışına gidip garson olmak mı? Kesinlikle garson olmayı tercih ederim. Çünkü bir kere insanlara hak tanıyorlar. Yani burada sen ne kadar kıdemli olsan da ne kadar kıdemli olursan ol hiçbir şekilde bir birikimin olmuyor. Hep gidiyor. Vergidir, KDV'dir, ÖTV'dir. Çikolata bile, bak çikolatada bile ÖTV var. Aynı şekilde kolada. Ben şimdi bir tane laptop almak istiyorum. Üniversite okumak için, çalışmak için. Gidiyorum. KDV'si 10 bin liralık bilgisayar mesela. 6 bin lirası falan KDV. Yani gerek var mı böyle bir şeye? Bence yok. Değer görmediğini mi hissediyorsun Türkiye'de? Ya zaten Z kuşağından iki tane arkadaş var burada. Siz değer gördüğünüzü hissediyor musunuz? Hiçbir şekilde hayır. Afganlar daha değerli abi. Afganlar daha değerli abi benim için ya. Hani... Ve zaten Cumhurbaşkanı sağ olsun hepsini aldı. Yakında vatandaşlık da verir hepsine. Dalga geçer gibi çay da fırlattı. Yani çay da fırlattı abi. Güzel de keyif çayımızı içtik abi. Hiç güzel düşünmüyorum vallahi. Sen de gel katıl bize. Vallahi abi hiç iyi düşünmüyorum ya. Ne bileyim, herkes bir kararsızlıkta gençler olarak, hani şurada dershaneye yazıldık, burada dershanemiz. 8000 lira abi. Gerçekten. Hani 8000 lira. Peki sen gitmeyi düşünüyorsun yurt dışına? Tabii, sen de gitmeyi düşünüyorsundur. Fırsatın olsa gidersin. Direkt. Kesinlikle giderim ama abi. Bir daha geri dönmeyeceksin mesela. Yok, dönmem. Ailemi de alırım. Tabii. Alır mı ailemi? Ben zaten döndüğümde abi büyük ihtimal euro bir 15 lira falan olmuş olur abi. Ben 100 euro ile gelirim, tatilimi yapar giderim zaten. 100 euro ile. Aynen. Asıl nerede karıştırıyorlar biliyor musunuz? İnsanlar yaşamakla geçinmeye çok aşırı derecede karıştırıyorlar. Ben askeri ücretlerine geçinirim 3000 lirayla. 4 çocuk, yani diyoruz reisimiz 3 tane çocuk istiyor. 3 tane çocuğun var. Evin geliri sadece bir baba da askeri ücret alıyor. Nereye geçiniyorsun? Nereye yaşıyorsun? Hani ben şimdi geçinirim geçinmesin ama fakat ben yaşamak istiyorum. Yaşamıyoruz ki. Kimimiz yaşıyor? Karnı doyduğu için insanlar yaşadığını mı zannediyor sadece? Bence öyle. Karnı doyuyor, makarna alıyor, işte şey diyor. Hastane sırası. Evet. Hastanede sıra beklemiyorlar. Zeytinyağı kuyruklarında bekletmiyorlar falan diye gözleri boyanıyor. Ha bir de şunu çok karıştırıyorlar. Bu arada lafını böldüm. Zeytinyağı kuyruğu ya da yağ kuyruğu neden yok şu an sence? Pahalı, kimse alamıyor ki. Alamadıkları için yok çünkü. Evet ya. Zaten yani 80 lira olmuş sıvı ya. Biz her gün gidiyoruz 3 market dolaşıyoruz. Hangisi daha ucuz da oradan alalım falan diye. İnternetlerde çekiliş oluyor bu arada gerçekten sıvı yağlarda falan. Sıvı yağ çekilişi mi yapılıyor? Hiç görmediniz mi? Trendyol'da bazı influencerlar şey yapıyor, çekiliş yaptırıyor. 80 kişiye dağıtıyor mesela. Gerçekten. Senin gözlemlediğin kadarıyla ülkemizdeki en önemli 3 sorun nedir? Kesinlikle adalet başlıca, sonrasında ekonomi ve insan hakları. Kesinlikle bu üçünden üçü. Daha da eklenecek bir sürü şey var fakat ben yurt dışına... Neler var gözlemlediğin kadarıyla? Adalette falan mı? Yani yok, başka... Genel olarak mı? Yani insan hakları zaten birçok yeri kapsıyor. Eğitim. Eğitim, kesinlikle eğitim, üretim. Yani o kadar çok şey var ki aklına hepsi gidip geliyor. Düzgün giden sence ne var ülkede? En kötüsü mü? Düzgün giden şu an. Ha, düzgün giden. Yani hiçbir şey diyebilir miyiz? Sadece yaşıyoruz. Karnımız doyuyor. Başka var mı?
Nefes alıyoruz falan. Evet evet. Yaşıyoruz işte. En azından çıplak gezmiyoruz. Evet. Çünkü şöyle bir yani bunu gülme çünkü bir röportajda üzerinde tişört var diyen bir amca bile gördüm ben. Ha yaşıyorsun şey yaptı. Aslında diş var dedi. Onu diyen oldu mu? Diyen oldu tabii ki. İnanılmaz. Keşke bir tane daha gelse de biri biz cevap versek. Keşke. Yani bunlar olduğu için soruyorum yani. En azından yaşıyoruz. Evet. Yaşıyorum. Hani makarna da olsa bir karnımız doyuyor. Ya işte en güzel tarafı 2 sene sonra hükümetin değişecek olmasına inanmam. Bir ona inancım var. Onun dışında ama bana yine bir yurt dışında imkan gelse ben yine giderim yani. Hiç affetmem. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Her felakette sel olsun, deprem olsun, yangın olsun her felakette gidip milletin kafasına çay atan bir cumhurbaşkanımız var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda ne düşünüyorum? Kendi halkını düşünen bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hani onlara yardım edecek yerine kafasına çay atacak kadar acaba ne olmuş olabilir ki? Hani ikram ettiğini söylüyor. O şekilde mi? İkram ediyormuş. Kafalarını atarak. Çok güzel bir ikram. Ya benim düşüncem de şöyle. Hani orman yanıyor. Hani boşa yanmasın. Bari çay demleyin de sıcak hazır yanıyor ateş var. Bari bir çay demleyin. Arkadaşına dediği gibi evi yok. Nerede demleyecek çayı? Ya bir de yani inanılmaz derecede hani herkes diyor KDV, ÖTV falan da gerçekten çok fazla bu KDV, ÖTV falan yani aklınız almayacak kadar. Ben sürekli bakıyorum işte alacağım bilgisayar ya da telefonda KDV'sini çıkartıyorum ve bakıyorum 10 bin liralık olan şey 4 bin liraya inmiş. Bu şaka gibi. Abiye de soralım. Abi sence ekonomik durumlar nasıl? Gençler şikayet ediyor. Sen ne düşünüyorsun konuyla ilgili? Ekonomik durum? Evet. Ekonomik durum her zaman tabii ki şeydir. İyi değildir her zaman. Geçinemiyoruz, ümitsiziz, yurt dışına gitmeyi planlayan gençler var. Onlar bence vatana kötü, artık kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyoruz. Yani insan vatanını bırakıp çekip gider mi ya? Yani bizim atalarımız böyle mi yapmış? Yani Yunanlılar saldırdı, hadi biz çekip gidelim. Hadi ekonomi kötü, hadi biz çekip gidelim. Öyle mi? Ha yani saldırmaya gerek kalmadan bir ekonomiden mi gidiyor bunlar? Gidenler gitsin kardeş. Kalanlar bizimdir. Abi genel bir ümitsizlik de var. Mesela gelecek kaygısı duyduğu için taşınan giden gençler de var. Herkes taşından, toprağından, ekmeğinden faydalanıyor ya. Afganlar bile görmüyor musun? Kartonları topluyor, öbürleri pet şişeleri topluyor. Herkes bir ekmeğini buluyor ya. Artık ekmek parası diye gezen yok. Sanatkar var ya dilencilerden bile ya. 1 milyonu veriyorum da burun kıvırıyor ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya bir elbise eskiden biriktirirdik, elbise verirdik eski elbiseler. Artık eski elbiselerimizi kimse almıyor ya. Öyle bir şey yok. Bir tişört 10 lira, 15 lira var. Az önce 50 lira bu arada. Benim almak istediğim tişörtlerin hepsi. Fakir bir insan için konuşuyoruz. Yani bir insan, gariban birisi. Temiz bir şey giymek isterse şu sokağa gir, sol tarafta 20 liraya penye var ya. 20 lira tişört var mı? Var tabii ya. 50 liraya da var. Ya şu mesela 4 milyarlık tişört değil mi? 4 milyar, bilmem ne marka. Doğu Bank'ın alt katından 60 liraya aldım bunu ya. En iyi kaliteli ya. 60 liraya alabilir mi abi sanki? O da işte bu en iyisini değil. 20 liraya mütevazi bir şey alır ya. Peki yurt dışında bunun daha az olduğunu biliyor musunuz? Hani bu 20 liraya tişört almak isteyenlerin sayısı orada daha az. Neden bizim ülkemizde daha fazla? Bizim ülkede bize çok bakmıyorlar. Bence yanılıyorsun. Hayır. Vatanımız son derece güzel. Ya arkadaşım 5 sene önceye kadar Polonyalılar geliyordu. Karneyle veriyorlardı. 10 sene önce Polonyalılar. Biz tekstil mal satıyorduk o zaman. Mandalinle bir tane, haftada bir tane veriyorlarmış. Portakalı yiyorlardı. Garibanlardı hepsi. Ruslar da öyleydi. Polonyalılar? Polonyalılar tabii ya. Şimdi herkesin ekonomisi güzel ya. Herkes yiyor, içiyor, keyfine bakıyor. Ya da acım diyenler nankör mü? Ya da bir farklı canım bir durum abicim, mu var? Abi? iPhone 13 dersen evet. 500 liraya da telefon var, 300 liraya da var. O şu an gençlerin şikayet ettiği şu. Yani Amerika'daki bir adam bu iPhone'u abi gençlerin 1/4'üyle maaşının 1/4'üyle alırken deist diye bir şey bile başka, daha yeni öğrendim. Gençler, başka bir şeyden bahsediyorum. Deist değil abi, deist yani değil. Misal diyorum yani. Gençler artık bir dağılmış, bitmiş. Ekonomik kurundan bahsediyorum ben. Abi ekonomik dolar kurundan, döviz kurundan bahsediyorum. Evet. Yani sen 4 maaşını alabiliyorken adam maaşının 1/4'üyle alıyor orada. Ya, aynı telefon. Abi o apayrı bir şey. O apayrı bir şey. iPhone'u vergi ve döviz kuru üretiyor abi. Kendi üretiyor abiciğim. Biz de üretiyoruz. Abi fabrikalar kapandı. Neyi üreteceğiz? Geçen
Fabrikaları kapandığını söylüyorsun da peki dronlarımızı, savaş uçaklarımızı yaptıklarımızda Yunanistan'ın falan 3,5 attığını onu niye söylemiyorsun? Şey konuşabiliriz. Şu an biz kötüleri konuşuyoruz. Tamam, onu niye kötüleri düzeltmeye çalışıyoruz biz şu an. Yani. Peki bir şey kaç yaşındasın? Yaşındasın? Kaç yaşındasın? 13. 13 yaşındaki arkadaşımız söylüyor bunu. Tek... E abi o zaman niye ekonomi diyorsun ki? İkinci el müzik setleri al Sat abi ben yapıyorum. Ben yapıyorum abi. İkinci el 80'li yılların 90'lı yılların Sony, Philips tamam mı? Letgo'da hem de alıyorsun 300 liraya sahibinden komuna satıyorsun 500 liraya 600 liraya. İstersen sana adamlık yapayım gelim öğreteyim gel. Yani ayda 5 ile 10 lira arasında sırf ondan para kazandırayım sana. Ha? Şimdi neden ülkenin %45'i asgari ücretle maaş alıyor? Bunu hiç düşündün mü? %49'u neden asgari maaş çalışıyor? Asgari ücret ne kadar? 2800. Kiralar ne kadar? 2850. Ek iş yapıyorsun. Devlet neden bakmıyor? Tomaya da ihtiyacımız var, savaş uçağına da ihtiyacımız var ama evet. Aslında bu halkın ilk önce geçinmeye ihtiyacı var. Abi yaşamaya kadar, ihtiyacı abi, var. Uçak var diyorsun da biz bu yangını niye söndüremedik abi o kadar uçak varsa? Tayvan 13 tane uçağı var. Kendine bir tane yangın uçağı ayırmamış. Bir tane. Bunların hepsine elbette ki itiraz edemeyiz. Eden zaten terbiyesizlik yapar. Yani birçok şeyde tabii ki eksi artı var ama yani Türkiye olarak da Allah'a şükürler olsun bizler yani bu ülkenin vatandaşları olarak biz bu ülkeyi ayakta tutarız. Ha orası öyle. Ama kalkıp da eksileri artıları söylediğin zaman eksi çok var. Abi sen yarın bir erken seçim olsa diyelim ki kime oy kullanmayı düşünsün mesela? Oy verecek pozisyon yok. 105 tane parti var abi. Bir lider yok mu abi? Yok oy verecek pozisyon yok abi. Yok abi. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Sen de var abi. Şimdi ekonomi olmadıktan sonra. Abi ekonomi iyi dedi. Evet. Geçimler kolay dedi. Şimdi gayet ekonomi normal. Olmadıktan sonra. Hiçbir geçim kolay değil zaten. Kira 2000 lira falan yani. 800 lirayla zaten geçinemezler. Şimdi ekonominin olmadıktan sonra İHA'ya falan gerek kalmıyor. Adam senin fabrikalarını özelleştiriyor, seni işten fethediyor, savaşa gerek kalmıyor. Adam seni işten fethettikten sonra zaten senin ekonomin de bitmiş oluyor. Vatandaşın halini görüyorsunuz zaten. Peki şu anda gençler mesela Z kuşağı olarak yurt dışına gitme planı yapıyor çoğu. Yurt dışına gitme, kaçmanın derdinde. Yani kimi kalıp savaşmak derken şu anki gidişatı mücadele değiştirmenin, etmenin. Mücadele etmenin peşinde. Ama çoğu ümitsiz, karamsar ve gitmenin peşinde. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani evet, gitmek lazım aslında. Çünkü ülkede yaşanacak hale gelmedi gerçekten. Ekonomi çok kötü. Alım gücü var diyen zaten yani bir şey diyemiyorum artık. AKP'lidir ya da yalakadır yani. Abi bir şey söyleyemiyorum. Gel burada söyle. Kamera karşısında. Abi Suriyelileri getirdiler, Afganları getirdiler, Pakistanlıları getirdiler, Türkmenleri getirdiler. Hani şu an var ya, değil ikinci vatandaş, üçüncü vatandaş bile hani değiliz şu an. Dün düğünleri oldu abi mahallede. Hepsinin altında son model araba. Benim vatandaşım daha bir araba almak için, hani külüstür bir araba almak için 50 bin lira, 60 bin lira en az para veriyorken bir amca çıkıp diyor ki telefonunu göster. Ulan demiyorsun da şu telefonu cebinde niye var? O telefonun bir niye 2 bin lira, 3 bin lira olduğunu bir sorgula. Adam emekli maaşla tek başına yaşıyor. Tabii geçinir. Ya geçinmek bir şey yok ki. Adam alıyor 2000 lira 3000 lira tek başına yaşıyor. Yaşlı bir tane kadını var. 2 lokma zaten zor yemek yiyor. Zaten geçinir. Şu an var ya abi inan ki hiçbir dine inancım da kalmadı. Ne olsa Allah 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 Allah. Her şeyi Allah'ı bahane ediyorlar. Şu an hiçbir dine yani bize ne din bıraktılar. Ne hani gençliğimizi aldılar abi. 3 senedir hani Netflix dizileri izleyerek hayatımızı geçirtiyoruz. Cidden artık bunaldım. Hani yurt dışında bir bok olurum. Bu ülkede yaşamaktan sana daha iyi. Cidden. Adamlara bakıyorum abi. Her şeyde destek veriyorlar. Mesela adam oranın vatandaşı değil ama gene onlara bir para sunuyor yani veriyor. Yani o devletin verdiği parayla bile geçinebilirsin yurt dışında. Burada ne alıyorsun? 2800 lira. E zaten 2000 lirası kiraya gidiyor. Doğalgaz, elektrik, su faturası hani verdikten sonra sana ne kalıyor abi? Hiçbir şey kalmıyor. Eğitim diyorlar. 2 yıldır ben abi 9. sınıfta gittim, bir 10. sınıfın ilk dönemi gittim, bir daha da okula gidemedim. Şu an son sınıfın mezun olacağım. Dil bölümü seçtim, İngilizce bilmiyorum. Saçmalığa bak. Dil bölümü seçtim ama İngilizce bilmiyorum. Eğitemiyorlar. Yok, eğitim zaten hiçbir şey yok. Bu adamı niye getirdiler başımıza? Okulları açsınlar diye. Çünkü önceki Ziya, o Ziya çünkü her şeyi yaptı. Yani adam bir de deseydi ben okulları açıyorum, adamı da hani taşlayacaklardı. O yüzden bu adamı getirdiler ki okulları açsınlar. Orman yangınları.
bilerek bu orman yangınlarını o Tayyip yaptı abi. Yaptığı hiçbir şeye de destek sunmadı. Adamın 13 tane uçağı var ya. Sen bir ülkeye zaten gidiyorsun, bir tanesini kullanıyorsun, 12 tanesi orada kalıyor. 12 tanesini sen niye aldın? Her şey israf zaten. Abi satsın, hani gerek yok. Adam karısı çıkıyor diyor ki işte bilmem israf bilmem ne. Ya israf diyorsun, aşure tarifi veriyorsun, arkanda altın musluk var. Borçlarınızı küçültün diyor. Abi sen resmen milletle alay ediyorsun. Kullanıyor kadın. O ne olacak? Dolar olmuş 8 lira diyor, benim Allah'ım var. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Siyasal İslamiyet de bizi gerçekten soğutuyorlar her şeyden. Gerçekten siyasal İslamiyet de bizi her şeyden soğutuyorlar. Her şeyde Allah var. Ya da kürsüye çıkıp sen Kur'an-ı Kerim'le kürsüye çıkamazsın. Önceden Cumhurbaşkanı'nın dini bilinmezdi. Neye inandığı bilinmezdi. Çünkü bunlar Cumhurbaşkanı'sın. Gerek yok ki. Çünkü layık bir ülkedeyiz. Kesinlikle layık bir ülkedeyiz. Yani o kürsüye kesinlikle Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat hiçbir şey çıkmamalı. Çünkü layık bir ülkedeyiz. Söyleyeceğim bir şey var mı? Ne demiştiniz? Şimdi devlet halktan değil de halk devletten korkuyorsa o devlet bitmiştir zaten. Bu arada oy atma, ihmal etme. Lütfen herkes oy atsın. Teşekkürler. Oy çok önemli. Kamu spotunda verelim. Evet, oy kesinlikle atın. Purple Bixi'yi kesinlikle sinirlendirmeyin.